Feritçim, sayende kahvaltı niyetine öğlen yemeği yiyoruz. Kusura bakma yenge. Kusura bakmayın. Ferit, sana ne diyeceğimi bilemiyorum artık. Olanlarla ilgili konuşmaktan yoruldum. O yüzden olacakları engellemeye çalışacağım bundan sonra. Bak, herkesin içinde soruyorum. Dedenin kulağına gidebilecek herhangi bir olayın var mı oğlum? O ne biçim soru Orhan? Gayet yerinde bir soru. Artık kimsenin bir tane daha sürprize tahammülü kalmadı çünkü. Yok baba. Bundan sonra da olmayacak. Daha fazla dikkat edeceğim. Söz veriyorum. İnşallah. Fuat'cığım, size de aşk olsun. Yani onca olay oldu, bir dışarı bile çıkmadınız. Bizim de bir hayatımız var ya yenge. Kendi dertlerimiz, sorunlarımız var. O nasıl söz Asuman? Bu masada bizi, sizi mi var? Yok mu? Son zamanlarda yaşananları bir düşünelim isterseniz. Asuman, tamam. Lütfen. Bak, masadaki herkes gergin zaten. Ben mi geriyorum insanları Fuat? Asuman. Çocuklar, siz yapmayın bari. Lütfen. Değil mi? Sonra Ferit'in sorunlarıyla ilgilenecek vaktiniz kalmaz. Orhan Baba, izninizle ben kalkabilir miyim? Afiyet olsun. Afiyet olsun kızım. Bırak. Bırak biraz yalnız kalsın. Ferit. Siz de gerildiniz oğlum. İsterseniz Serhan'la dışarı çıkın biraz. Baş başa vakit geçirin. Okey. Buyurun, ben eşlik edeyim sizi. Nereye kadar? Gerginsiniz galiba. Ben İfakat Hanım'dan çok korkuyorum. Size bir şey sorsam. Tabii, buyurun. İfakat Hanım'la ilgili. Neden herkes onun sözünü bu kadar dinliyor? Yani İfakat Hanım'ın kocası, Halis Hanım'ın en büyük oğlu vefat edince İfakat Hanım da dul kaldı. E tabii Halis abi oğlunun mirasına gözü gibi bakacak ya. En yakınını alıp daha 19 yaşındayken koca yalının sorumluluğunu ona yükledi. Aa. Yani bu yalıda İfakat Hanım'ın sözü Halis Hanım'ın sözü demektir. Anladım. Teşekkür ederim. Abla, hoş geldin. Hoş bulduk. Evdekiler nasıl? Herkes iyi, merak etme. Siz nasılsınız? Gördüğün gibi. Gidelim mi artık Seyran? Bizi evden kovdular da baldız. Aa, Seyran, ne oldu, bir şey mi oldu? Yok öyle bir şey abla, sen bakma ona. Ha, Dicle. Suna Hanım, yengemin yanına çıkıyor musun sana zahmet? Peki Ferit Bey. Şimdi sen İfakat Hanım'ın yanına çık, tamam mı? Laf etmesin. Akşam buradasın zaten, konuşuruz. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz abla.